ETS2'den herkese selam. Bugün bir otobüs modumuz var arkadaşlar. Scania Touring K410 otobüsle, bu otobüs moduyla şöyle bir yolculuk yapacağız. Hemen size içini göstereyim. Gerçekten gördüğüm en güzel otobüs modlarından biri. İçi olsun, arabanın, daha doğrusu otobüsün fizikleri olsun, hepsi çok hoşuma gitti. Yolumuz uzun. Şöyle hemen yola yavaş yavaş çıkalım. Hem otobüsümüzü kullanalım, hem de sohbetimizi, muhabbetimizi gerçekleştirelim. Şöyle parkları da yakalım ki bizi gelen görsün. Yavaş yavaş yolumuza koyulalım. 600 küsür kilometre bir yolumuz var. Artık hem muhabbet ederiz, hem de yolumuzu bitirmeye çalışırız. Dediğim gibi gördüğüm en güzel otobüs modlarından biri bu olmuş. Her şey çok hoşuma gitti. Hani otobüsün fizikleri olsun, motor sesi, retarder sesi, hepsi çok hoşuma gitti. Hani mod gibi mod olmuş. Ben her zaman Euro Truck Simulator'da özellikle böyle bir otobüs, güzel bir otobüs modu gelsin de hani kullanayım diye bekliyordum. Birkaç tane kullandım. Güzeller de vardı aslında. Hani nankörlük de yapmamak lazım. Eskiden bir O403 modu vardı. Bu 1.32'ye uyumlu olmadı galiba sonradan, pek kaçırdım o kısmını ama hani bir tane var, onu kastetmiyorum. Daha bir önceki vardı. Çok güzeldi o. Onu oynamaya böyle doyamamıştık ama sonra versiyon yükseldikçe otobüs modu uymadığı için oynayamamıştım. Ama ondan sonra gördüğüm gerçekten en güzel modun bu olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Retarder sesine kadar biraz sonra duyarsınız. Retarder sesine kadar harika olmuş. Dediğim gibi yani ben bu Euro Truck Simulator'un böyle Euro Bus Simulator olanının da çıkmasını isteyenlerden olduğum için böyle otobüs modları falan bayağı bir hoşuma gidiyor. Madem dedim bulduk böyle bir otobüs modunu da, arkadaşlara da videosunu yapalım. Hem de sohbet muhabbet gerçekleştiririz biraz. Hem donanım konuşuruz, hem biraz SCS hakkında konuşuruz. ETS2'den bahsederiz. Bir sürü konuya değiniriz dedim. Evet arkadaşlar, ETS2 diyoruz, SCS diyoruz. Şimdi bu oyun çıkalı neredeyse 7. seneye girdik. Aşağı yukarı tabii o kadar oldu. Şimdi artık 7. senede bizim beklediğimiz harita genişlemelerinden daha fazla olan şeyler var. Mesela ne var? Hani bu Norveç taraflarına gittiğimizde artık bir kar görmek istiyoruz. Yani orada bir mevsimler değişsin istiyoruz. Bir kar görelim istiyoruz. Mesela gündüz, gerçi şu anda ne kadar şey olur, hava biraz karanlık gibi oyunda. Ama şöyle göstereyim. Mesela uzunları yakıyorum. Hani bu yere vurmasın artık. Hani bunları kaldırın. Bunlar gündüz vakti, bu uzunlar yere böyle vurmaz. Yani bunların düzenlenmesi, elden geçmesi gerekiyor. Mesela Yılmaz hocam, Scania Man 6106 arkadaşlar, takip etmiyorsanız bakın çok şey kaçırıyorsunuz. Özellikle böyle Euro Truck sevenler falan muhakkak takip etsinler. Kim olduğundan haberi olmayan arkadaşlarımız varsa eğer, ki bu videoyu izleyenlerin çok azdır kim olduğunu bilmemesi. Ama Yılmaz hocam, tekrar söylüyorum, Scania Man 6106 muhakkak takip edin. Yılmaz hocam olsun, Furkan olsun, buradan Furkan'a da selamlar, Yılmaz hocama da selamlar. Hani takip edin arkadaşlar, o da, onunla beraber kendi kişisel konuşmalarımızda da aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu SCS için serzenişimiz ortak. Kendisi de aynı şeyleri sürekli ifade ediyor yayınlarında. Ben de söylemek istiyorum buradan. Yani bu eksikliklerin artık bir şekilde giderilmesi lazım ki oyun daha da güzel olsun. Tamam, harita genişliyor, eyvallah, ona bir şey dediğimiz yok. Ama mesela yıllardır bir DirectX 11 olayı bekleniyor. Yani bu artık gelsin. DirectX 11 bu oyun için bir lüks olmamalı. Artık gelmeli. Veya Vulkan diyorlar. Artık ne gelecekse, yani grafik motorunun yenilenmesi kesinlikle gerekiyor. Grafikler kötü mü? Asla değil. Ama yani şimdi bir Forza'daki gibi falan olsa tadından yenmez. Yani yapılabilir, yapan yapıyor. Hani bu tamam, SCS onlar kadar büyük bir firma olmasa bile yani bunları yapabilen adam ona da yaklaşır en azından. Aynısını yapamıyorsa bile ona da yaklaşır. Yani
Bunlar yapılamayacak işler değil. SCS'nin başaramayacağı işler değil. 7 yıl önceki SCS değil çünkü. Yani o günkü halinden bugüne çok yol aldılar. Ha, derseniz ki daha iyisi var mı? Onu oyna. Tabii ki yok. Biz bu oyunu sevdiğimiz için söylüyoruz. Zaten bizim başkalarından farkımız şu. Benim gibi olan arkadaşlarım. Biz Hard Truck zamanından beri bu oyunu oynuyoruz. Yani nereden baksanız 16 sene, 15-16 sene olmuş. İlk oyunlardan beri, ilk kamyon simülasyonlarından beri bu oyunları oynuyoruz. Yani bunları söylemekte biraz hakkımız diye düşünüyorum. Şimdi bunlar gelirse, bu dediklerimiz oyuna eklenirse çok daha güzel bir oyun olur. Biz daha çok keyif alarak oynarız bu oyunları. Ama eğer daha hala daha bekleyeceksek buna da talim edeceğiz. Tabii yapacak da bir şey yok. Ama mesela artık bir yapay zeka olayı. Şimdi muhakkak birçoğumuzun başına geliyordur. Adamı sol şeritten geçeceksiniz mesela, iki şerit yol, soldan akacaksınız diyelim. Ya adam durduk yerde birden sizin önünüze kırmıyor. Ya şimdi bunu halletmesi çok kolay aslında. Ne yaparsın? Programlama o kadar basit ki bununla alakalı. Adamın, soladığımız adamın etrafına bize bir mesafe olur. Hani biz o mesafeye, o adamın etrafına girdiğimiz anda adam şerit değiştirmez. Bunu kollamak atla deve kadar zor bir şey değil. Yapılsa yapılır. Adamlar fazla şey göstermiyorlar. Şimdi mesela bunu eleştirirken şunu da söyleyelim. Çok daha birkaç sene öncesinde böyle arkasından yaklaştığınız bir arabaya selektör falan yaptığınızda adam şerit değiştirmiyordu. Böyle monozlama önüne devam ediyordu, gidiyordu. Ama şimdi arkadan yaklaştığınız bir arabaya selektör yaptığınızda sağ tarafta boşluk bulursa %90 ihtimalle sağa geçiyor. Yani size bir yol veriyor. Bakın onlar hoşuma gidiyor. Onlar güzel şeyler. Hani bunları görelim. İşte böyle şeyler istiyoruz. Şuradan bir sola bakalım. Gelen var mı? Sağa bakalım bir de. Yok. Tamam. Şöyle dönelim. Hani bunları istiyoruz zaten. Bunlar gelsin istiyoruz. Daha gerçekçi olsun. Bizim derdimiz o. Yani biz çünkü bu oyunları simülasyon gibi oynayan adamlarız. Şimdi ben bu otobüsten bilmiyor muyum son gaz gitmeyi? Ben de biliyorum ama gitmiyorum. Neden? Tabii ki bunu otobüs gibi kullanırsan sana vereceği keyif o zaman simülasyon bir oyun oynadığın anlamına gelir. Yani simülasyon oyunun anlamı olmaz diğer türlü. Biz de ona göre kullanıyoruz. Ama bazı arkadaşlara bakıyorum yani hakikaten argo bargo bir şey söylemiyorum diyoruz ama tam küfür sebebi arkadaşlar. Hani internette videolarını görüyorum. Multiplayer'da birbirlerine çarpmalar, işte ne bileyim kamyonla modla 200 yapmalar, bilmem yani saçma sapan yani, git Forza oyna kardeşim, yani bulaşma bu oyuna, yani oyunun da içine etme. Yani bu tarz adamlar için söyleyeceğim şey bu. Yani simülasyon oyunu da simülasyon gibi oynanır, başka türlü de oynanmaz. Yani benim lügatımda böyle bu oyunlar. Ama işte bin bir türlü insan var. Bu YouTube camiasında ne kadar absürt iş yaparsan videoların o kadar fazla tıklandığı için, doğru düzgün adamların hiçbiri kıymet görmediği için maalesef bunlar olmaya devam edecek. Yılmaz hocam demiştim. Kendisi YKS Team'le beraber Türkiye haritasını yaptılar. Furkan olsun, Yılmaz hocam olsun, emeği geçen diğer arkadaşlar varsa isimlerini bilmiyorum, affetsinler beni. Kendileri Türkiye haritasını yaptılar. Süper de bir harita oldu. Çok beğendim. Gerçekten sanki SCS'de çalışıyorlarmış gibi iş çıkartmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Uzun süre olmuştu. Zaten daha önce de teşekkürümüzü yapmıştık ama buradan bir kere daha teşekkür ederim. Ama işte arkadaşlar, gelin görün ki öyle insanlar var ki oturdukları yerden vır vır sadece konuşurlar. Başka hiçbir şey yapmazlar. İnsanları da küstürdüler. Bir daha harita yapmayacaklar mesela. Küserler, haklılar adamlar. Yani ben de olsam ben de küserim. Hani bir iş yapıyorsun karşılık beklemeden.
Bir de karşısında bir ton laf yiyorsun. Ben de olsam ben de küserim. Yani sonuna kadar haklılar. Adam oturduğu yerden konuşuyor. Kardeş kalk o zaman, sen daha iyisini yap. Yani yapamıyorsan da sesini kapat otur. Başka bir şey değil bu yani. Yani inanamadığım nokta, bir de böyle aşağılar gibi konuşan falanlar var. Yani bu sadece Yılmaz Hocam için demiyorum. Herhangi yapılan bir iş için de söylüyorum. Hani adam bir konuşuyor. Bu arada şeyi kapatmayı unutmuşuz ya. Adam bir konuşuyor. Silecekleri kapatırken frene bastım. El frenine. Adam bir konuşuyor. Ooo mangalda kül bırakmıyor. Ya sen o zaman daha iyisini yap. Biz seni alkışlayalım. Yani bu kadar net. Hani bunu gerçekten anlayamıyorum. Zaten YouTube veya herhangi bir video kanalı, yani girin bakın. Yani küfürler falan böyle havada uçuşuyor. Yani biz Yılmaz Hocam'ın kanalında da aynı. Biz böyle küfür eden adamları bilmem neleri falan zaten hiçbir yerde barındırmıyoruz. Yani ben 36 yaşına girdim. Ben küfür etmiyorum. 10-12 yaşındaki çocuk ağza alınmayacak küfürler ediyor ve bunu, bu küfürleri eden bazı kanal sahiplerinin gözünde de bu adamlar izleyici oluyorlar. O kanal sahipleri prim yapıyor. Mesela gidip o adama sponsor oluyorlar. Ya ben bakıyorum bazı yayınlarda, hakikaten inanamıyorum. Adam ağzına geleni söylüyor. Deli gibi küfür ediyor herif. Ağzından küfür eksik olmuyor adamın. Argo eksik olmuyor. Yayınında sigara içer, bilmem ne var falan bilmem ne. Abi bütün küçük çocuklara, çocuk da demeyeyim yani, daha genç arkadaşlara kötü örnek olabilecek her şeyi yapan insanlara ne hikmetse gidip sponsor oluyorlar. Yani ben, inanılır gibi değil. Hakikaten inanılır gibi değil. Ha bizim Yılmaz Hocam'ın da, benim de, yani Yılmaz Hocam zaten canına estiği için video çekiyor. Kendisi bin kere söyledi videolarında. Ben dedi, kafama eserse video çekiyorum. YouTube'u hard disk gibi kullanıyorum dedi. Hani YouTuber falan değil. Hani biz ona göre daha çok YouTuber'ız. Çünkü biz ne yapıyoruz? Donanım videoları çekiyoruz. İşte bilgisayar toplama rehberleri, inceleme, ürün inceleme rehberleri falan yapıyoruz. Ya ama mesela şu geçenlerde bir tane zırtopoz var, amcasına işte bir şeyler şaka yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Ya hakikaten ne oluyoruz ya? Nereye geldik biz? Ülke olarak nereye gidiyoruz ya? Bu adamlara nasıl böyle prim veriliyor? Bazı büyük firmalar gidip adamın filmine bilmem nesine falan sponsor oluyorlar. Yani bunlar inanılır gibi şeyler değil. Hakikaten değil. Yani hiç mi bakmıyorsunuz? Bu adam ya, illa her şey abone sayısı mıdır ya? Abone sayısı mıdır yani? İşte doğru düzgün iş yapan insanlar olsun. Gidin sponsor olun, ne yapıyorsanız yapın. Hiçbir şey demiyorum ama hakikaten benim aklım sırrım bu meseleyi almıyor arkadaşlar. Ben sırf bu, beni bilenler biliyorlar. Sırf bu birkaç tane böyle kendini bilmez çıkar bilmem ne falan filan diye spor kanalı açmamış adamım. 20 yıllık birikimim var. Bir sürü garip grup adamlar 3-5 gün spor yapmışlar, spor kanalı açıyorlar. Ben 20 yıldır bir fiil vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Onun haricinde de bir 10 yılda basketbol geçmişim var. Yani nereden baksan 30 yıldır ben sporun içindeyim. Bu adamlar yüzünden spor kanalı açmadım. Hani dedim burada daha usturuplu adamlar vardır, biz bu konuya girelim, böyle yapalım. Ama bakıyorum ki burada da durum pek farklı değil. Bizim grupta mesela 2500'e yakın adam var. Hepsi doğru düzgün insan gibi insanlar. Bir tane saygısız yok işlerinde. Olan çürük yumurtaların hepsini biz ayıklıyoruz zaten. Kanal öyle. Kanalda 20
video yayınlandığında işte 28.400'e yakın abone vardı. Böyle saçma sapan konuşan olduğu zaman direkt atıyoruz. O 28.000 küsur abonenin hepsi doğru düzgün insanlardan oluşan kişiler. Biz de bizim yorumlarımızda böyle küfürlü bir şey göremezsiniz asla. Gördüyseniz de muhakkak bizim gözümüzden kaçmıştır. Anında yok ederiz. Yorum yapana da yorumu da hemen çıkartırız. Hiç yani hiç tahammül sıfır. Böyle ağzı bozuk adamlara tahammül sıfır. Zaten toplum olarak bayağı bir terbiye sınırında gerideyiz. Yok ki buna kendi kanalımda veya kendi grubumda da zaten asla müsaade edebileceğim bir durumda değil. Hemen anında yok ederiz gider. Kalan sahalar bizimdir deriz. Hareket ederiz. Başka da yapacak bir şey yok. Geçen gün bir video yapmıştık. Konsol oyunlarının fiyatlarından bahsetmiştik. Saçma sapan fiyatlara geldiğini anlatmıştık. Vallahi arkadaşlar bende PlayStation 4 var. Çıktığı hafta aldım desem yeri. Ya, o zamandan beri oynadığın oyun sayısı kaç deseniz hani 20 yoktur öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten pahalı. O zamanlar da pahalıydı. Şimdi daha da pahalı oldu. Şu an bakın mesela almak istediğim 3 tane oyun var. Bir tanesi Spider-Man. Diğeri Red Dead Redemption 2. Bir diğeri de FIFA 19. Ya FIFA'yı neden PlayStation'da almak istiyorum? Ben FIFA'yı da online falan oynayan da bir adam değilim. Onu da söyleyeyim ama hani bazı arkadaşlar var böyle arada maç yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız diyorlar. Bu adamlarda bilgisayar yok. Bilgisayarı almış olsam yalnız başıma oynayacağım. O yüzden ben de diyorum ki tamam madem PlayStation alayım. Ama işte alamıyorsun. Yani öyle bir fiyata geldiler ki üçünün toplamı 1300 lira falan yapıyor. Yani bu akılla, mantıkla anlatılabilecek bir durum değil. Hani bunlar erişilebileceğimiz bir fiyatta olsalar tamam gidelim hemen alalım işte. Alamıyoruz. Ne yapın dedim ben en son videoda işte. Muhakkak indirim bekleyin. Şunu bir sollasak mı şurada diyeceğim ama. Muhakkak indirim bekleyin. Yani bu indirimler elbet gelecek. Hani God of War örneğinde olduğu gibi 450'den falan geldi o da. Ben ne yaptım? Bekledim. Elbet indirime girecek dedim. İki defa indirime girdi. İkinci girdiği indirimde birinde 150'ye düşmüştü. Sonra bir 134'e düştü. Dedim tamam artık 134'ten de daha aşağıya bu şartlarda zaten inmeyecek. Bari God of War'u temin edelim dedim ve gittim aldım. Çok da iyi yapmışım bekleyerek. Oyun da güzel. Tabii eski God of War'lar gibi değil ama olsun gene de güzel bir oyun. Spider-Man de düşecek. Red Dead de düşecek. FIFA da düşecek ama işte biz böyle indirim kovalamak zorunda olduğumuza üzülüyorum. Çıktığı zaman alamıyoruz. O videoda da söyledim. Çıktığı zaman alan adam fiyattan şikayet etmeyecek. Alıyorsan sen bu muameleye layıksın. O zaman bu parayı da ödeyeceksin. Hiç de ağlamayacaksın. Sen almazsan ben almazsam ve adamlar derler ki ya bu oyunlar bu fiyattan satılmıyor demek ki. Hani biz biraz bir şeyler yapalım diye düşünürler. Yaparlar. Adam diyor ki 450'den getiriyorum ben oyunu. Satıyor. Satıyorsa adamın da yapacağı bir şey yok abi. Yani adam da haklı kendine göre. O zaman o da o fiyattan o oyunu satacak.
ETS2'yi şu anda Driving Force GT ile oynuyorum. Videonun başında söylemiş miydik bilmiyorum ama hani bu şeyler de var. Çünkü videoda iki kere kayıt yaptım ben. Birinde bir sistemde bir sıkıntı oldu. Öbüründe mi söyledim, bu kayıtta mı söyledim? Açıkçası net olarak hatırlamıyorum. Arda arda iki kayıt yapınca hatırlamamak da doğal oluyor. Tabii şu sırf ETS'ye özel, böyle ATS'ye özel falan vitesli olanlar var direksiyonların. Onlarla bu oyunun tabii keyfi çok daha başka oluyor. Ama işte Driving Force'da da manuel olarak elimizden geldiği kadarıyla şimdilik oynuyoruz. Şurada yeşil yer. Burada da kimse durmaz ha. Yani biz durduk ama dedik trafik kurallarına uyalım yani. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi dolar bildiğiniz gibi düşmeye başladı. Bu durumda AMD ekran kartlarında ayrıca bir indirimde oldu. Global olarak bir indirim söz konusu AMD ekran kartlarının bazılarında, hepsinde değil onu da söyleyeyim, bazılarında. Şimdi bugün 1000 liralar civarında, hatta 1000 liranın altında RX 570 bulabilmek mümkün. Şimdi RX 570 fiyattayken 1050 Ti elbette alınmaz. RX 570 alınır, geçilir. Hani ekran kartından falan sıkıntısı olan arkadaşlar için söylüyorum. Zaten bunu grupta duyurusunu yaptım. Bakın gruba da bekliyorum arkadaşlar. Grupta çok güzel bir ortamımız var. Ne küfür ne bir şey. Böyle tabii az önce de söylediğim gibi hiçbir şey yok. Bütün donanımla ilgili sorularınızı veya yardımcı olmak istediğiniz konularda başkalarına, herkese kapımız açık. İstediğiniz zaman gruba katılabilirsiniz. Herhangi bir şikayetiniz de bana olsun. Korhan Attano var, Anıl Uzuner var. Onlara söyleyebilirsiniz. Herhangi bir şikayetinizde de hemen biz durumla ilgileniyoruz. Gruba da bekleriz. Grupta bu paylaşımları yapabilirsiniz. Hani işlemciniz kötüdür, fikriniz yoktur bu kartları almakla alakalı, sorun yaşıyorsunuzdur. Hani donanım sorularınızın hepsini grupta sorun. Orada bütün sorular cevaplanıyor. Ben de gerektiği zaman gerekli konulara müdahale ediyorum. Edebildiğim kadarını ediyorum, öyle söyleyeyim. 24 saatimi maalesef grupta geçiremiyorum ama tabii ki kendi grubumla da oldukça fazla sürede ilgilenmeye çalışıyorum. Şu soldan gelen var mı bakalım. Soldan yok, sağdan da temiz. İşte dediğim gibi dolar düştüğü için yeni rehberlerimiz de gelecek. Fırsattan istifade şöyle iyi sistemleri biraz daha ucuza toplayabilirsek, mesela bizim 4650 TL'ye İtopya'ya benim gidip topladığımız sistem şu anda 4400 liralara falan düştü. Yani o sistem hakikaten tadından yenmeyecek bir sistem ve onun işlemcisi de R5600'dü. R5 2600'e güncellendi. Aynı fiyattan daha da aşağıya R5 2600'e güncellendi. Hani istiyorsanız sistemdeki ekran kartını gene siz RX 580'de falan değiştirebilirsiniz ama o sistem hala da müthiş fiyatta. Hani sistem almak isteyen arkadaşlar bir düşünsünler tekrardan. Biz gene de başka sistemler de toplayacağız ama o hakikaten ayrıcalıklı bir sistem. Onu zaten videoda da belirttim. Tek tek toplamaya kalktığınız zaman arada oluşan farkı bahsettik videoda. O rehberde.
Eğer hala da sistem alma düşünceniz varsa, bu arada buradan sola dönüş var zannettim de virajmış. O sistemden de faydalanabilirsiniz. Daha belirtmiş olalım. Valla ekran kartındaki fiyatların inmesi hakikaten çok iyi oldu. Böylece ekran kartı problemi yaşayan arkadaşlar, burada ne olmuş ya, kaza mı var, ne var? Ekran kartı problemi yaşayan arkadaşlar inşallah durumdan faydalanabilirler. Çünkü geçici bir durum mu, fiyatlar yine artar mı, açıkçası bir şey yok yani, garantisi yok bu fiyatlarda kalacağını. Artabilir fiyat olarak. Artık siz duruma bakacaksınız. Ama dediğim gibi kart alma düşüncesi olanlar ellerini çabuk tutsunlar. Bulamayabilirler çünkü bu ara ben görüyorum kapanın elinde kalıyor o kartlar. Haberiniz olsun bu durumdan. Geçenlerde Nvidia RTX 2080 Ti kartlarla ilgili bir problemden bahsetmiştik grupta. Kartlarda özellikle Nvidia'nın Founders Edition kartlarında bir problem yaşandığına dair geri dönüşlerin sayısı oldukça artmıştı. Biz de bununla alakalı derin bir araştırmaya girdik. 2080 Ti'lardaki GDDR6, Micron GDDR6'lar 95 dereceye kadar sorunsuz vaziyette çalışıyor arkadaşlar, ama kartın bellek hızları çok fazla olduğu için RTX 2080 Ti'da kesin olmamakla beraber sorunun büyük kaynağının bundan oluştuğunu düşünüyorlar. Nvidia durumu kabul etti ve herkese tek tek ilgilenildiğinden bahsetti. Bu sorunu yaşayan kim varsa yardımcı olduklarını söylediler. Hani bir ortada bir problem var ama problemin ne olduğu konusunda henüz bugün bu rehberin yayınlandığı tarih itibariyle tam bir çözüm henüz yok. Ha, bu çözüm elbette yeni kartların, yani eskilerin yenilerini değiştirilmesiyle falan olur, ama hepsi sorunluysa hepsinde problem var demektir. Bakalım nasıl bir yol izlenecek. Hani bayağı bir elde kalan kart var deniliyor. Tabi burada fırsattan istifade yapan adamlar da var yani. Elinde kart yok adamın. Adam işte kaldı maldı bilmem ne, kartı geri iade yaptık, şunu yaptık bunu yaptık, sorsanız belki kartı bile almamıştır. Ama tabi çok büyük kanalların kendi başına gelen durumlar da var. Bunlar olduktan sonra artık tamam diyorsunuz yani, böyle bir durum var ki Nvidia da zaten dediğim gibi durumu kabul etti ve sorun üzerinde çalıştıklarından bahsetti. Umarız yakın zamanda düzelir. Bizde de muhakkak 2080 Ti karta sahip olanlar vardır. Founders Edition'larda dediğim gibi sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Çünkü diğer kartların soğutması daha iyi. Soğutması daha iyi, yani özel soğutmalı olan kartlarda belki de bellek o derecelere, o sıcaklıklara çıkmıyorsa herhangi bir problem yaşanmıyordur. Ya da şöyle de bir durum var. Belleği megahertz olarak biraz düşürdükten sonra, yani downclock diyelim, yaptıktan sonra sıkıntının biraz geçtiğine dair
uyumlar da var. Yani bu sıkıntı yaşamayanlar da olduğu söyleniyor. Kartı ölenler de var deniliyor. Yani açıkçası ortada bir karambol bir mevzu var. Biz bunları artık bekleyip göreceğiz. Ben zaten en ufak bir şey olduğu zaman gruptan bilgilendirmesini yapıyorum. Yani her şeyin videosunu yapmıyoruz. Gruptan genelde bilgilendirme yapıyoruz. Arkadaşların da aklında olsun bizi dinleyenlerin. Gruba katılmadılarsa Facebook'ta Volkan Oyun Kuvvetleri diye aratıp gruba gelebilirler. Orada bir sürü şeyin detayını söylüyoruz. Hani sadece YouTube kanalına bağlı değiliz. Hani mesela bir videonun, bir durumun videosu gelmemiştir. Hani niye bunun videosu gelmedi diyorsanız, ben mesela grupta açıklamasını yapmışımdır. Öyle de bir durum söz konusu. Ben de buradan zannettim dönüşüle. Buradan bir şey, navigasyon bayağı küçük. Şuradan dönelim bakalım, biz de bu dayıyı takip edelim. Bir sol verelim buradan, hadi kimse gelmesin. Güzel, temiz bir geçiş oldu. Scania bu, boru değil yani. Güzel bir otobüs. Yeni toplayacağımız sistem muhtemelen gene AMD olacak. Bu sefer ekran kartı da AMD olacak. Detayları daha görüşürüz ama tam bir fikir birliğine vardığımız zaman, ki benim istediğim bazı parçalar var. Mesela hani ben fiyatlar bu kadar düşmüşken RX570 altında bir sistem toplamak istemiyorum. Almışken RX570 alsın arkadaşlar istiyorum. Oyunları keyifli oynasınlar istiyorum. Bakalım. Eğer toparlayabilirsek çok güzel bir sistem daha ayarlayacağız. Haberini zaten vereceğim. Videosunu falan yapacağız. Belki yine çekim olarak orada yaparız. Hiç belli olmaz. Yine bir sürpriz gelebilir. Hatta belki bir gün öyle buluşma günü falan gibi bir şeyler ayarlayabiliriz. Arkadaşlarla bir tanışmış oluruz sizlerle. Güzel bir gün geçiririz. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Yani değişik atraksiyonlar yapmaya çalışırız. Şuradan da sola döneceğiz. Bakalım kaç kilometremiz kaldı ya. Ha, gelmişiz zaten. Dön bakalım koçum şuradan. Nereye vurduk ya? Arkası şeye çarptı galiba. Neyse, önemli değil, o kadar olsun. Kaç kilometreydi ya? 15 kilometre. Gelmişiz zaten. Buradaki navigasyon o kadar küçük ki hiçbir şey de gözükmüyor ya. Evet, biz madem geldik, şöyle şuraya girelim. Şuraya bir park yapalım. Şu küçük yolun olduğu yerde buralara kimseler gelmez zaten. Gelirler mi? Hadi şuraya girelim ya. Buraya girebiliyoruz mu bakalım. Açar mısın bize kapıyı, yoksa biz burada mı bitirelim? Ah, açtı vallahi. Şöyle içeriye bir akalım. Nereye park edelim arabayı? Arkaya vurmaz inşallah. Yeter herhalde şöyle, tamam. Şu dışarı.
Yukarıdan da bir bakalım alete. O güzel, iyi. Fazla da gitmemişiz, iyi ki vurmamışız. Motoru da kapatalım. Evet arkadaşlar, böyle bir sohbet, muhabbet videosu yapalım istedim. Scania otobüs moduyla beraber. Vallahi ben bu otobüs modunu daha bayağı bir kullanırım. Bayağı bir hoşuma gitti çünkü. Gerçekten güzel de yapmışım. Onu da beğendim. Artık bir sonraki videoda görüşene kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.